çalıştığa gidiyoruz. Çok heyecanlı ve stresliyim. Çünkü 20'lik dişim çekilecek. Hem de gömülü. Yani ameliyat olacaksın, evet. Ayaklarım geri gidiyor. Ya uyuşturduktan sonra hiçbir şey hissetmeyeceğim ama iğne... Ya, hayır, anneme de konuyu vardı biraz önce. İğneden korkuyorum. Yani dedi ki iğneyi dedi, yapmadan önce sprey sıkar dedi. Hissetmeyecek. Yani, iğneyle hissetmeyeceksin. Ya sprey yoksa? Hiç olmaz mı ya? Saçma haline bak ya. Yani apar topar çıktık. Mesai tarafına. Dışarıdan gidelim. Gidelim. Bir de ben şimdi bu 20'liğimi neden çektiriyorum? Bana ayda 2-3 kere ağrı yapıyor ve iltihap yapıyor, şişiyor. Bu tarz durumlarda da çekilmesi gerekiyormuş. O yüzden ömür boyu bu acıyı çekmemek için çektirmem gerekiyordu. Ama çok korkuyorum ya. Gitmesek mi ya? Artık randevunu aldım. Arayayım gelemiyorum gibi. Sonra bir hafta sonra bir daha arayacak. Arayacak. Dişini arayacak, evet. Tamam. Çektirmeyince. Bu sefer keşke çektirseyim diyeceksin. Evet ya. İğne damağa batınca çok acıyormuş. Yani dün bayağı saat gece 3'e kadar da video izledim de sinire dokunanlar korku filmi yani. Sinire dokunuyormuş, sonra beynine bir şeyler oluyormuş falan. Klasik internet şeyleri. Evet. Var ya, başım ağrıyor desin, kanser çıkasın. Bir de ameliyatını izledim ben. Yani damağı bildiğin delip kenarından öyle bir şey atıyorlar ama. Normalde 2 hafta önce ben muayene olmaya gittiğimde doktor çekelim dedi. İstersen çekebiliriz dedi. Ama ben yalnız olduğum için buna cesaret edemedim ve çektiremedim. Kocamla ile birlikte geldik. Geldik. Hikayeye devam ederiz. Biz geç kaldığımızı düşünmüştük ama doktor henüz gelmemiş. Bu işte gerilimi artıracak. Arkaya bir de şey koyayım, gerilim müziği. Muhtemelen iğne olmamak için. İğne olacak, hayır. Yok, uyuşmasını bekleyecek bir de. İğne yaptıktan sonra. Evet. Ama implant yaptıran insanların damakları deliniyor mesela. Şey, hissetmiyorlar işte. O acıya dayanıyorsa ben hala dayanırım herhalde. Annemler... Babam kaç diş yaptırdı? 20 küsur diş yaptırdı. Annem de öyle. Üstürüldü değil mi? Yani. İşte sonrası biraz sıkıntı. Evet, 2 günde falan toparlarım herhalde ama muhtemelen birinci gün yanağım şöyle olabilir. Çünkü bayağı. Ağzını çok az, Ecem dedi ya, çok az açıyorsun diye ağzını. Evet. Benim bu durum çok geliyor. Bir de dikiş çok geliyor. Bir hafta sonra dikiş aldırmaya geliyormuştum. Ha. Evet. Yani o dikişler kalıyormuş. Sen nasıl yemek yiyeceksin şimdi? Seni yerine yerim. Ben seni yerine yerim. Ben sıvı gıdalarla besleneceğim işte. Tamam, sana çorba. Sen biraz hafife alıyorsun ama bu bildiğin ameliyat. Ben hafife falan almıyorum canım. Niye hafife alayım? Şu an gülüyorum ama belli olmadı. Maske var çünkü. Şimdi doktoru bekliyoruz. Çok stresliyim. Stresim daha da çok arttı. Bekleyerek. Hemen olsa da bitse keşke ama oraya oturduğum zamanda da muhtemelen oyalanmak için sorular soracağım. Böyle birazdan ameliyat olacağım arkadaşlar. Bu dikişler ve iğne beni çok korkutuyor. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Oğuz beni çekecek zaten. Yaklaşık bir saat sonra bu halimde Neser kalmayacak. Of ya, inşallah ağlamam. Bir saat sonra falan hiç konuşamayacaksın. Evet, hiç konuşamayacağım. Şiş olacak buram. Ama böyle minik minik konuşabilirim belki. Sessizlik güzeldir bazen.
Konuşmamı istemiyor musun? Yok canım, senin için söyledim. Yorulmuşsun. Anladım. Bekliyoruz. Eve gidince de çekerim. Çıktıktan sonra da çekerim zaten. Bu YouTube'da 20'lik dişle alakalı çok fazla bir videoya rastlayamadım. Yani var da böyle hep ameliyat anı falan var. Böyle kesip biçmişler, dikiş atmışlar falan. Onlar var. Süreçlerde işte birkaç kişi video atmış. O yüzden ben de anlatmak istiyorum. Neler yaşayacağımı ve yaşadığımı. Görüşürüz. Sordum bunları, gene soruyorum. Kan sulandırıcı kullanmıyorsun. Hiçbir şey. Aç bakalım. Eda, anestezi alayım, ultrakayı. Bu sprey ne için biliyor musun? Bu sprey iğneyi hissetmemen için. Dişi uyuşturmaz, damağını uyuşturucu. İğneyi duymamak için. Tamam. Çok aç. Hissediyorum hocam. Çok aç. Rahat ol. Rahat ol. Sıkma kendini. Çok aç. Çok. Harikasın. Süper. İyi misin? Bu kadar. Yavaş yapıyorum. İyi misin? Hissetmedin değil mi? Aç bakalım. Kapat. 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 Eda. Bir dakika ya. Buyurun. Dilimi ise... Uyuştun da yiyelim. Nasıl, bir şey hissediyor musun? Şu an dudaklarım, dilim. Uyuşuk mu? Uyuşuk. Hissetmiyor musun? Yani uyuştan da sanki tanımış oluyor. Nereden hissediyorsun onu? Yani... Tamamı yarımına? Tanışmadı gibi sanki. Millet 5-6 tane iğne oluyor. Ben 2 tane oldum şu anda. Sen de 5 tane olmuşsun. Evet. Söyle doktora. Diplere kadar uyuştun yani. Ama yok, şey dedi ya, zaten bir süresi var dedi uyuşmak için. Yani biraz süre geçmesi gerekiyor dedi. Çok korktum ama. Ne yaparken ya? Uyuşacak. Hayır, bir parça tutmuşak. Buraya dudağın yarısı, öyle hissediyorsun. Şöyle uyuştu mu dudağın yarısı? Çok az. Tamam. Şimdi ikinci anestezini yapacağım. Bu biraz daha derin uyuşması alacağım. Yine... Başka bir şeyler var mı diye hissediyorum dilimde. Ayna vereceğim biraz sonra. Çok aç. Kıl varmış gibi hissediyorum değil mi? Hı hı. Tamam. İyi misin? Hı hı. Şimdi dudağın komple gidecek. Röntgeni aldım. Hı. Bu kadar. Evet, evet. Hepsini hazırlıyorum. Bak, 5 tane istedim. Doktor da hazırla. Bu da ikinci mi? 3. 3 tane. 3 tane anestezi yaptım. Üste 1, altta 2. Bir şey duymayacağım, tamam mı? İnşallah hissetmem. Şu an dudağım koca olmuş gibi. Hissediyorum, öyle mi? Ya kocamanmış gibi, yok hiç değişiklik. Ve? Sana kafa mı yaptı? Hayır. Niye öyle konuşuyorsun? Yemek artıkları gibi, varmış gibi. Çünkü ağladığım için uyumuş. Tamam. Bizim istediğimiz bir şey. Ama yumuşamışsa dipleri. Nasıl? Dipleri yumuşamışsa kalpleri. Uyuşuyor. Orada şuradan geçen bir sinir var. O sinirle biz bu anesteziyle blok ediyoruz. Uyuşmama ihtimali yok yani. Yok. Uyuşmama ihtimali yok. Dudağın var ya, kocaman bir şey.
uyuştuğu içindir ya. Elleme, elleme. Ne kadar sürüyor? Şimdi muhtemelen orayı açacağız zaten, keseceğiz. Bir deneyeceğiz bir seferde çıkartmaya. Eğer çıkmazsa ayıracağız. Dişi mi? Orada keseceğiz değil mi? Ortadan iki ayıp iki parça alacağız. Büyük bir ihtimal öyle olacak. Keserek mi? Ayırarak. Ha, ayırarak. Ama ucu çıkmış biraz. Biraz, çok az ama. Ya burası diş ya sonuçta. Her gün çıkıyordur bence. Ya hemen hemen. Ama bu gömüldü ya. Gömülü çok ciddi. İşte insan kendine olan şeyi hiç kimse diyor sanıyor ya. Evet evet. Benim bacağım kırıldı. Babam için 3-4 sene önce. Ya şey diyorum ya, nasıl kırılır falan böyle. Kimin kırılıyor ki falan. Doktora gittim. Ortopedi sonuçta. Bir sürü var değil mi? Kolları, iki kolu kırılan, iki bacağı kırılan. Evet. Yani çok çekiyoruz. Ne zaman yemek yiyebiliyor peki normal bir şekilde? Uyuşukluk geçtikten sonra zaten doktor bey ilaçlar da yazabilir. Hı hı. Antibiyotik, ağrı kesici, gargara. Uyuşukluk geçtikten sonra yavaş yavaş yemeye başlayabilirsiniz. Ama tabii o tarafı kullanmamanız gerekiyor çok. Kaç günde geçiyor? Yani iki günde toparlar kendisini. Zaten oraya dikiş de atacağız biz. Dikişli olacağız. Korkuyorum diyorsun ama fotoğraf peşindesin. Yamuk gibi duruyor. Ağzım böyle buraya doğru kayıyor gibi. Yok yok. Sana öyle geliyor bence. İşte. Ve? Sana öyle geliyor. Şey böyle yapınca sanki ağzımda bir şeyler çiğniyormuş gibi geliyor. Çok kötü bir şey. Hazır mısın Eda? Ben değilim, nasıl olacak? Ben hazır değilim, nasıl olacak? Yani şimdi bir an önce başlamam lazım. Başlamadan bekledikçe senin heyecanın artacak. Başladık mı heyecanın geçecek. Sanki onu hissediyorum ben ya oradaki. Şimdi uyuşukluk, hiçbir şekilde ağrı, sızı, acı duymayacaksın. Tamam mı? Ama dokunma hissi, dokunma duyusu devam edecek. Dokunduğunu duyacağım. Baskıyı, kuvveti hissedeceğim sadece. Ama asla ağrı, acı olmayacak. Eda, başlayalım. Kameraya bir gülümseme at. Son gülümseme mi? Yok yok. Aç bakalım. Dişler burada.
Hangisi A? Üst alt. Ben bayağı ağrıyı üzülmüştüm. Ağrı duydun mu? Biraz dinlen. Hemen kalkma başını da verelim. Ölçün artık ya. Geçiriyorum. Buz vereceğim sana. Bugün ve yarın buz uygulamanı isteyeceğim. Kollar sıcak olduğu için şişmemesi gerekiyor. O buzu 5 dakika tutup 10 dakika çekiyorsun. 5 dakika tutup 10 dakika. Hatta bugün yatana kadar bir uygula. Yarın da bir öğlene kadar uygula yeterli. Ağrın hafif olacak ama ilaç yazacağız. O ilaç ağrı kesici alabilirsin. Eğer çok dayanamazsa bir ağrı kesici alabilirsin. Çünkü orası şimdi gömülü olduğu için orayı biraz açtık, kestik. Tabii ki bunun ağrısını hissedeceksin. Ama öyle tabii ki çok şiddetli bir ağrı değil. Yarın rahatlayacaksın ilaçlarını kullandıktan sonra. Sıcak banyo yapmak yok. Sıcak. Yemek yok, ılık yiyeceksin. Böyle pirinç tanesi, yani pilav falan böyle o tabakla yeme. Ne kadar bir süre? Bir kişiler alınana kadar. Yani ılık, bir sadece bugün ye. Bugün ılık ye, sıcak kaynar çay, kahve. Bunları tüketme. Soğuk içebilir mi? Soğuk içebilir. Soğuk, hatta daha iyi gelir. Mesela soğuk su içebilir. Yemek peki ne yapabiliriz? Ne yiyebiliriz? Yemek mesela çorba içebilir, patates püresi yiyebilir. Çok sert şeyler yemesin. Tamam. Bugün. Sıcak banyo yok. Hızlı tempo yok. Yattığın zaman başının altına iki tane yastık koyup dik şekilde yatıyorsun bugün. Sadece bugün. Bu anlattıkların hepsi sadece bugün. Yarın normal hayatına dönebilirsin. Konuşabilir miyim? Konuşabilirsin. Tabii ki konuşabilirsin. Ağzını açıp bakma dikişlerine. Bu sana dikişlerin açılabilir. Büyük açtığın için ağrı yapabilir. Sadece buna dikkat ediyorsun. Kanallar normalde tükürme kesinlikle yasak. Ne yapacağım? Yutmayacaksınız. Şu an ağzınızda öyle çok bir kan yok. Zaten kapattık orayı. O kanı mı tükürmemesi lazım? Tükürmeyecek. Zararı mı var? Çünkü orada kanın pırtılaşması lazım ki o yağın dokusunun çabuk iyileşmesi için. Her tükürdüğünde o pırtıyı atar. Attığı sürece daha çok kanama yapacak. Anladım. O orada pırtılaşması gerekiyor. Bu kadar. Tamam. Koltukta herhangi bir ağrın sızın olmadı ama koltuktan kalktıktan sonra yapman gerekenleri ben sana anlatayım. Bir defa bizim en sevmediğimiz şey, yaranın en sevmediği şey sıcaktır. Evet. Sıcak şeyler içmiyorsun, sıcak banyo yapmıyorsun. Banyo yapmayacaksın demiyorum, ılık, soğuğa yakın ılık banyo yapabilirsin. Sigara, alkol 24 saat yok. Spor, kalp atışını, nabzı, hızlandırıcı aktivitelerden kaçınıyorsun. Taneli şeyler yemeni istemiyorum. Daha çok böyle yumuşak püre tarzı şeyler yiyorsun. Haftaya bugün geliyorsun. Anlattın mı? Evet, evet. Haftaya bugün geliyorsun, ipini alacağım. En iyi ilaç soğuktur. Ama bunu sürekli tutarsan buz yanığı olur. 3 dakika tutuyor, 3 dakika çekiyorsun o kadar. Şu bölgeye. Doktorumuz Hüseyin açtı. Bir el sallayın o zaman size. Herkesi 20'lik çektirmeye bekliyoruz değil mi? Evet. Evet, şimdi dişçiden çıktık, konuşamıyorum. Ağzımı açmamam gerekiyor. Şu anda tampon var ağzımda zaten. Bu buzu tutacağım. Çok yorma o zaman kendimi. Yarım saat sonra çıkaracağım işte şeyi, ağzımdaki pamuğu. Bunu da bir 5 dakikada bir tutmam gerekiyormuş. Öyle. Evde görüşürüz. Biraz şişti sanki ya. Biraz mı? Ve hala devam ediyor uyuşukluk. Ne zaman geçecek? Ne zaman geçer? Aslında uyuşukluk da geçsin istemiyorum çünkü uyuşukluk geçtikten sonra bu sefer ağrı başlayabilir. Ama gerçekten çekilirken sadece hani çekiştirmeler dışında hiçbir şey hissetmiyorum. Orçun arıyor. Bir dakika.
Efendim? Orçun da beni eve bırakıp şeye gitti, ilaçları almaya gitti de eczaneye. Arıyor şimdi, geliyorum diye. Şu anda herhangi bir ağrı veya acı hissetmiyorum. Yani yapılırken de hiçbir şey hissetmedim. Sadece korku vardı yani. Böyle çekiştirdiler bilmem ne falan filan. İki tane iğne vuruldu. İki tane anestezi iğnesi. İğne vurulmadan önce de zaten sprey sıkıldı. Bütün aşamalarını falan çektik zaten. Orçun çekmiş. Bir de ben mesela dişim çekilirken arada Orçun'a bakıyordum. Ne yapıyor diye. Gözlerindeki o acı ifadesini görebildim yani. Öyle yani. 20'lik diş çektirmek isteyenler. Tabii ki de çok şey değil böyle hani o hemen işte oluyor bitiyor çok rahat bir şekilde çekiliyor değil. Tabii ki de zorlukları var ama gerçekten ben çok korkuyordum. Korkulduğu gibi değilmiş. Yani kesinlikle bir sıkıntı yaşanıyorsa çekilmesi gerekiyor bence 20'liklerde ve ben çok sıkıntı yaşıyordum. Yani benim ayda 2-3 kere dişim ağrıyıp iltihap oluyordu. O yüzden çektirdim zaten. Gayet iyi bir doktor zaten. Böyle hani motive ederek çekiyor. Bakalım sonrası ne olacak ya. Bütün aşamalarını çekeceğim zaten. Böyle 1-2 saat sonra tekrar çekerim ağrım olduğu zaman. Şu anda hala pamuk orada. Onu çıkartacağım şimdi. Günaydın. Bugün ikinci günün sabahı. Uyandım. Çorba içtim. Soğuk çorba. Hala konuşamıyorum. Çok fazla. Dün gece bayağı bir ağrım oldu. Çok zorluk yaşadım uyumak konusunda. Hatta eve geldim işte saat 10'da antibiyotimi falan içtim. Antibiyotimi işte ilacımı falan içtim. 2 saat sonra falan tekrar bir ağrı kesici içmek durumunda kaldım. Çünkü bayağı bir ağrıyordu. Yani hiç uyutmadı. Gece de uyandım zaten. Yani ilk kez gözümde rimer varken uyumuş olabilirim. Hiç ilgilenemedim çünkü onunla. Zaten gerekmiyorsa çektirmeyin. Ama gerekiyorsa çektirin tabii ki. Sonuçta ben bu ağrıyı en fazla bir hafta falan yaşayacağım. Bir hafta sonra geçecek. Bir de bugün gargara yapmaya başladım. Gargara da orayı biraz uyuşturduğu için iyi geliyor. Yüzümde şişlik yok ama. Çok hafif belki şu tarafta var. Çok bir şişlik yok. Ağrı kulağa da vuruyor bu arada. Başa da vuruyor. Umarım yarına daha çok toparlar. Görüşürüz tekrar. Evet. Bugün tam olarak 3. günün akşamı oluyor. Gayet iyi konuşmam falan. Konuşabiliyorum. Ama ağzımı açamıyorum. Ancak şu kadar açabiliyorum ağzımı. Hani yemek yemek falan da çok sıkıntılı. Püre tarzı şeyler yiyorum zaten. Hani tavuk didiklemiştik mesela pürenin üzerine. O şekilde besleniyorum. Ya da yoğurt falan yiyorum. Daha çok sıvı gıdalar böyle. Sabah da tarhana çorbası içmiştim yine. Ama dünden çok çok daha iyi konuşabiliyorum şu anda. Şöyle oldu. Sabah uyandığımda biraz ağrım vardı. Dün gece de bayağı bir ağrım oldu. Yani ilk iki gün ağrılı geçiyor gerçekten. Ama ağrı kesici içtiğinizde o ağrı yok oluyor. Bitiyor. Yani bugün daha çok rahatladım. Ama az önce mesela karnım acıktı. Yemek falan ısıttım. Yemek yedim. Yemeğin tamamını yiyemedim. Yani aç olmama rağmen böyle gıdım gıdım yediğim için sinirlerim bozuldu ve yemeğin tamamını yiyemedim. Zaten şu kadar yiyebiliyorum. Yani parçalar çok minik. Ağzıma açmam da çok ufak olduğu için kocaman bir lokma ağzıma atamıyorum. Atamadığım için de sinirlerim bozuluyor. Böyle geçiyor şu an. Biraz yamukluk hala devam ediyor. Son yamukluk bu şekilde. Yani şurası daha normal, burası daha şiş gördüğünüz gibi. Böyle dokununca
Biraz hassasiyet var zaten. Yarın geçer herhalde diye düşünüyorum. Umarım. Geçer mi? Bilmiyorum. Orçun da dondurma almaya gitti. Soğuk iyi gelir diye. Biraz ağrıyor çünkü. Bir de hiçbir şey yiyemediğim için sinirlerim bozuluyor. En azından böyle soğuk su içince ya da soğuk bir şey içince iyi geliyor gerçekten. Süt müt. Bugün işte şu an bir sancı girdi. Bugün işte bir şey dişlerimi fırçaladım. Böyle üstten yavaş yavaş minik fırçayı ağzıma sokmaya çalışıyorum ama girmiyor. Şu kadar açabildiğim için fırça doğal olarak girmiyor. Ulaşabildiği yerleri fırçaladım. Her şeyi Orçun yapıyor zaten. Sağ olsun o ilgileniyor bayağı. Yemektir, odur budur. Kahvaltıdır. Ben zaten uyanır uyanmaz tarhana çorbası içtim antibiyotiğim olduğu için. 1-2 saat sonra Orçun uyandı zaten. Kahvaltı hazırladı. O kahvaltı hazırlarken işte tereyağının kokusu o kadar güzel geldi ki dedim ki bana da bir tane yumurta kırar mısın? Böyle kırdı işte yanına da peynirleri böyle minik doğradı. Ben böyle zaten gıdım gıdım minik yediğim için öyle yiyebildim yani. Kilo vermek istiyorsanız ivmek dişinizi çektirin. Tabii gerekiyorsa. Gerçekten kilo verdim yani. Göbeğim falan vardı biraz. Şu anda göbeğim yok. İnmiş bir vaziyette. O açıdan işe yarıyor gerçekten. Durmamı yiyeceğim. Ne konuşuyorsun? Neli aldım. Sen dedin çikolata dedin. Çikolata aldım. Evet. Antep fıstığı aldım. Başka? Frambuaz aldım. Başka? Mango aldım bir de. İyi. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Günaydın. Bugün 7. gün mü oluyor tam? Bugün 8. gün artık dikişlerimi aldırmaya gidiyorum. Gidiyoruz. Bir de diş taşı temizliği olacak. İkimize de. Bakalım dikişleri alırken acıyacak mı? Onu da çekeceğiz. Benim hiç yok uyku. Yok mu? Yok. Dün kaçta uyuduk? 3. Ve saat şu an 9. Neyi bilmiyorsun lan? 9'da randevu oluşturmak senin yüzünden. Ay, yan. Ben orada hiç hatırlamıyorum. Vallahi yan yanaydı. Kadın 9 olsun mu olsun. Sen ne sesini çıkarmadın? Ben hiç 9 bir şey hatırlamıyorum. Bu saatte asla kalkmam. Bir de hafta sonu. Bakalım. Ağzın açamaması dikişten dolayı değil mi? Dikişten. Dikişten sonra da iyileşmen tam bir hafta sürer. Tam iyileşmen. Yansıla bir bakalım. Ne kadar açabiliyor? Tamam, yeter. Yani. Fazladan bir diş aldık ha senden. Güzel, temiz bakmışsın. Şeyler olur ya, eski yaşlı kimler olur, terimleri bilmez, anlamaz, dalga geçeriz. Şimdi senin attığın mesajı da kendin merak etsin. Biraz zorlayabilecek misin? Tamam, harika. Dikişim kaldı. Çekiyor musun diyor? Bitti. Bitti mi? Biraz temizlik de vardı. Temizlik haftaya. Yapamadınız. Tam açamıyorum ağzını. Haftaya tam bir iyileşme sağla. Temizliği öyle yapalım. Tamam. Seni zorlamam. Hocam beyefendi... Yok, haftaya. O zaman evet, beyefendi temizliği vardı.
Kutlu. Beraber mi yapalım? İyi tamam. Duble yapalım gene. Her şey çift çift. Yok benim işime geldi zaten. Ben bugün bir yere gideceğim de. Tamam. Kimi engeller mi? Haftaya yaparız. Tamam. Tamam o zaman. Geçmiş olsun. İlaçları bitti. Bitti. Kullandım. Sadece gargarı kullan. Bir 2-3 gün daha. Onu kullanmaya devam ediyorum. Gargaraya devam et. 2-3 gün daha gargara kullan. Sonra gargarayı terk edebilirsin. Tamam. Acıyor biraz normal mi? Normal. Bir şey aldım. Şey çektirdi için ha? Normal. Ama güzel kapanmış yani. Onun tam iyileşmesi biraz zaman alacak ama iyi. Evet, ben bayağı iyi baktım çünkü. E ben de baktım canım. Sen tek bakma yani. Püreler bilmem ne. Hep püremle yaptım. Bravo, bravo. Tabii canım. Evet, ağız bakımından bahsediyorum. Olsun. Ben de gıda olarak, beslenme olarak yaptım. O da önemli değil mi? Evet. Kesinlikle. Önemli, baktım ben de sana. Tamam, teşekkür ederiz. Tamam. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Çok sağ ol. Haftaya tamam. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, evimize geldik şimdi. Dişçiden çıktık. Dikişlerim alındı. Dikişlerim alınırken hani acır mı diye ben çok korkuyordum. Acıdı ama 5 dakikalık bir acıydı. Yani gerçekten o an böyle bir sonuçta hani o et birbirine bağlanıyor dikişle ve onu çektiği zaman acıyor doğal olarak. Ama çok dayanılmayacak bir acı değil. Bir 5 dakika sürüyor acısı. Videoda da gördünüz zaten. Ben hani 20'lik dişim çekilmeden önce bu tarz videoları çok arıyordum. Hani süreç nasıl ilerliyor, neler yaşanıyor diye. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bir de şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi diş çekimine gitmeden önce doktorumuz Hüseyin Aşçı ile Instagram'dan mesajlaştık teyitleşmek amacıyla. İşte saat 7'de randevum var, stresliyim falan dedim. Bir de aynı zamanda vlog çekmek istiyorum dedim. Stres yapma falan dedi doktorumuz da. Gittik işte, çekim gerçekleşiyor. İşte alt 20'lik dişim çıktı. Sonra bir diş daha çıktı şeyden, doktorun elinden. Ben zannettim ki hani diğer alttaki gömülü dişimin bir parçası. Meğersem doktor üst dişimi de çekmiş. Bunun sebebi de benim yazdığım o blok kelimesini blok olarak anlamış. Yani blok çekimi yapılacak zannetmiş. Ama dedi ki iyi ki onu da çektik, iyi ki yanlış anlamışım dedi. Çünkü ilerleyen zamanlarda o da sana sıkıntı verebilirdi dedi. Üstteki 20'lik dişin uzayıp işte alt tarafa iltihap verebilirdi dedi veya hani orası iltihaplanabilirdi dedi. Hani ikisinden birden kurtulmuş oldum zaten dedi. Ben de sevindim açıkçası. Yani hem uyuşmuşken ikisi birden çekilmiş oldu ve şu an gerçekten çok rahatım. İyi oldu. İyi ki doktorumuz yanlış anlamış. Anlatayım dedim. Böyle komik bir olay yaşadık. Öyle benim 20'lik dişimle alakalı süreç bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.